Annem babam vefat etti. Onların adına iki kişiyi umreye götürüyorum. Bu kişiler nasıl niyet edecekler? Her yaptıkları tavafta mı niyet edecekler? Bunu sormuşlar hocam. Şimdi ümre tavaf ve sa'iden ibarettir. Ümreye giden bir kimse ümre zamanında ümreye gittiği zaman sadece ümre fiillerini yaparak o zamanı doldurmaz. Gittiği zaman tavaf yapar ve tavafın akabinde sa'i yapar, tıraşını olur, ihramdan çıkar. Ve o zaman zarfında kendisi dilerse harem dışına çıkarak, Teynem Curana gibi yerlere giderek yeniden ihrama girer ve defalarca ümre yapabilir. Nafile olarak defalarca tavaf yapabilir. Dolayısıyla ümreye vekalet yoluyla giden bir kimse o ümresini kimin namına gittiyse o kişi adına yapacaktır. Ama oradaki nafile olarak yapacağı tavafları illaki o kişi namına yapacak diye bir kural yoktur. Yani sualde diyor ki her tavafını o kişi adına mı niyet edecek diyor değil. Vekil olarak gidiyorsa daha mikat sınırına girmeden önce yani ihrama niyet ederken kimin namına gönderiliyorsa niyetini o kişi namına yapacak. İşte ben Allah rızası için filanca kişinin namına ümre yapmaya niyet eyledim. Rabbim onu bana kolay eyle, benden kabul eyle diyerek niyet eder ve telbiyeyi de o kişi namına getirir. Ve böylece o ihram o kişinin namına girilmiş olur. Ve Mekke-i Mükerreme'ye vardığı zamanda da Beytullah'ın etrafını 7 kere döner. Her bir tura bir şaf denir. 7 şaf bir tavaftır. Ve tavafını bitirdikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılar. Eğer vakit kerahat vakti değil ise, vakit kerahat vakti ise namazı tehir eder. Bazıları diyor işte kerahat vakti farz yani vacip olan bir namazda kerahat olur mu? Normalde Hanefi fıkhına göre her ne kadar tavaf namazı vacip dahi olsa bizatihi farz olan bir namaz kabilinden değildir. Yani kişinin kendi dahliyle vacip olacağı için nafilelerin kılınması caiz olmayan, mekruh olan vakitlerde tavaf namazı da kılınmaz. Dolayısıyla eğer vakit kerahat vakti değilse 2 rekat tavaf namazını kılar. Sonra Safa tepesine geçer ve orada da Kabe'ye dönerek say için niyet eder. Ümresinin sayı için kimin namına yapıyorsa o manada niyet eder ve orada da 7 turunu tamamlar. Safa'da başlar, Merve'de bitirir ve saçını tıraş eder ve ihramdan çıkar. Ve burada vazifelerini yerine getirmiştir. Bu saatten sonra onun orada kaldığı sürece nafile olarak tavaf yapabilir, nafile olarak ikinci veya üçüncü kez ümre yapabilir. Burada illaki vekil olarak gönderildiği kişi namına yapmak mecburiyeti yoktur.